Abaza. Buradayım. Yunus. Buradayım. Hüso. Buradayım. Manken. Buradayım. Kuyunki. Buradayım. Sefa. Buradayım. Lim. Yakın direkteyim. Merhaba arkadaşlar, FIFA kariyerimizin 34. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'a selamlar. Arkadaşlar özledik, kusura bakmayın birkaç gün gecikti ama şu an geldi ve takımımız hazır. Geçen bölüm muazzam oynayan Axel Gerrard'ı keşfetmiştik. Abaza gelmişti. Abaza Reis geldi, golünü de attı, asistini de yaptı. Abaza Reis bu bölümde acaba forvet oynar mı? Oha bir dakika, 43+9 oldu forvette. Çünkü bitiricilik 50. Yeni bir forvetimiz daha mı oluyor? 52 rating gibi oynuyor yani Abaza. Onu merak ediyordum bu bölümün başlarında arkadaşlar. Abaza'nın 120.000 değeri var. Şöyle hemen bir bakalım. Kaç günde santrafor olabiliyor? 7 haftada santrafor olabiliyor. Yani demek ki ratingler yatkınsa mantıklı geliyor ve oyun diyor ki tamam lan bunun ratinglerine göre bu çocuk santrafor olabilir. O zaman biz Abaza'yı bu bölümde santrafor yapalım. Çünkü o mevkide bence daha iyi iş yapar. Aynı şeyi de Amos için söyleyeceğim arkadaşlar. Tam tersini yalnız. Amos da santraforda iş yapmıyor. Hatta bunu yorumlarda da gördüm. Amos'un defansif özellikleri de yüksek. Hani diyorduk ya Arno'nun yerine kimse oynayamıyor. Amos'ta MDO yapsak 4 hafta diyor. Görüyorsunuz zaten. Şöyle reytinglerini de görün. Fizik var, dayanıklılık var, güç var, agresiflik top çalma için önemli. Defansif çalışma oranı da yükselirse şu an düşük yukarıda görüyorsunuz. Hızımız da var, cüsse de var. Amos stoper bile olur lan. Ama kısa pası 65 olduğu için MDO'da daha verimli olabilir. Biz de bu şekilde 4-2-3-1 tarzı taktikleri de kullanabiliriz. Amos'ta MDO yapalım. Arno'nun kardeşi olur, kankası olur. Onun yanında oynatırız. Ve ilk maçımız Olimpik Marsilya'ya karşı. Bundan sonra Paris Saint-Germain maçı var. Ve ilk 5'teki hemen arkamızdaki Montpellier de var. Onlara berabere kalmıştık yanılmıyorsam. Bu maçı 5 dakika oynayacağım. Açılış maçımız biraz daha eğlenceli olsun. Yalnız formalarımız şöyle olsun. Marsilya güçlü takım. Ama aşağılarda bir yerlerde oyna diyelim. İlk maçımıza geçelim. Arkadaşlar 10.000 beğeni Avengers takımımıza gelir mi? Sivasspor'dan beri gelmiyor. Burada bu bölümde gelirse süper olur. Çok teşekkür ederim. Ve geldik Marsilya'ya. Bu kariyeri çekmek için oturduğumda gerçekten lan zevk alacağım diyorum kendi kendime. Çünkü o derecede zevkli bir hale geldi böyle bizim kendi bulduğumuz oyuncularla sürekli oynamak. Haydi beyler bakalım neler olacak. Yunus Günver başlıyor. Yunus sana torpille topçu olmuşsun diyorlar. Yani buna karşı ne diyeceksin? Axel Gerrard. Yunus Günver bunu diyor. Bunu diyor, bunu diyor. Kim demiş bana torpille topçu oldum diye? Ben abimi de geçeceğim diyor. Oo, Axel Gerrard'la müthiş ikili oyun yalnız. Arkadaşlar Axel Gerrard da muazzam bir şey. Steven Gerrard benzetmesi yapıyorsunuz. Bu da Fransız Gerrard. Şurada net gönderdi. Of Yunus Günver tık dibine girdi. Kim demiş Choupo-Moting, kim demiş torpil Günver. Ayıp ya bak bakmadan bir de. Yunus Günver süper başladı bölüme arkadaşlar. 7. golünü atıyor bu sezon lig önde. Bakalım o da gol krallığında yarışa dahil edebilecek mi kendisini? Çünkü rekabet artıyor. Abaza da geldi biliyorsunuz. Onu da son ilerleyen dakikalarda belki görürüz. Şimdi Yunus Günver, Axel Gerrard şöyle bıraktı. Hüseyin Avcı o da bıraktı. Huyunk için gelişini orta açtı. Oo, riskli paslar. Çıkarttılar. Huyunk için iyi gönderdi. Axel Gerrard yine Yunus'a. Yunus kurtarabilir mi? Gueye. Mantıklı müdahale. Tehlike var. Payet. Lim yakın direği kurtarıyor. Gerçekten yakın direkteymiş. Reis. Ne oldu lan? Gol yenmeyen maç mı çıkaracaksın yoksa? Bu arada Jeremy Cousin'e de bir bakalım maç sonrası. 16 yaşına bastı mı henüz? Oha bu nasıl bir kornerdi? Fenerbahçe Tactics. Evet. Korneri nasıl ihma edebiliriz kendi kendimize taktikleri derken... Allah'ım yarabbim. Lan Lim bir kere de yakın direkten gol yeme ya. Lan tam da onu konuşuyoruz. Lim diyor ki şom ağzını açmasaydın hocam. Oğlum yeme sen de. Şuna bak. Jeremy Cousin koçum 15 yaşında da geldi ya. Boşver gel de. Biz bir şeyler yaparız. Seni yanlış yazdırmışlar bence. Arno, Axel Gerrard gitti şöyle bir L1 üçgen denemesi. İşe yarıyor mu? Yaramıyor. Yunus Günver. Aha çok iyi. Arno mükemmel. Evet Huyunk için sendeyiz. Sendeyiz. Arkada Yunus geldi. Yunus! Torpil mi dediniz diyor yine. Yunus duyamıyorum sizi diyor. Gelin reisler. Şöyle dans edelim. Evet. Yunus Günver'e bak ya. Yunus Reis Kuyunki getirdi. Yunus ne astı be, sol ayak. Raket gibi. Aha. 45+1. Acaba devam edebilir miyiz derken yani ben Hüseyin'e atıyorum. Oyun orada gidiyor. Kuşa veriyor ki. Öyle bir şey olsun. Yani şimdi muazzam bir performans izliyoruz takımdan. Sefa'yı pek göremiyorum. Sefa'yı Yunus'un yanına alsak, Hüseyin Avcı, ya da şöyle yapalım. Sefa sen gel, Abaza'yı bir forvette görelim. Malasya, kuşum üstünde, kuşum mükemmel müdahale. Kuyunk için çok geç kaldı o pasta. Dimitri Payet çok tehlikeli. Pons Evans mükemmel müdahale. Şöyle de gönderdi Alfiabut'a. Orada Sefa'yı gözlüyorum yoksa. Güzel. Will Nixon. Yunus Günver, çok iyi geliyoruz. Sefa anca kötü yapıyor ya. Sefa'nın arkadaşlar hızı harbiden diğer özelliklerini çok fazla aşırı geçti. Mesela topu kontrol edemiyor. Kendini tutamıyor. Çok gaza geliyor. Sefa'nın bir türlü ne bileyim top kontrolü, çevikliğini falan geliştiremedik ki. 87 reytingi artıyor ama nasıl artıyor anlamıyorum. Aman. Ya arkadaş yakın direkt ne kadar dandik bir oyun mekaniği olmuş ya bu FIFA 21'de. Yani burada bak Alfiabut tamam topu kontrol edemiyor, bir şey oluyor da. Böyle bir şeyden sonra yine yakın direkt sıfır açı gol oluyor be. Beyler dikkat. Luka Evans orada son anda dokundu da arkadaşlar burada bir şeyler oluyor. Bize bir dezavantaj veriyor pas yaparken. Neyse. Çıkabildik mi? Sanki çıktık. Oho, top dışarıda çıkmıyor Florian Thauv'den ya. O kadar sert verdim bir de. Maç çok kötü gidiyor şu dakikalarda. Çok dikkatli olmamız gerekir. Pons. Aman abi önünü kapatın. Evans. Şu an her an gol yiyebiliriz. O kadar, o derecede. Alfiabut'la Luka Evans direkt duvarı ördüler be. Ne baskı lan bu? Kuşum geçsin o top. Yes. Zar zor bizde. Axel Gerrard. Yunus Günver. Yunus. Topuk pas Abaza. Axel de gelmedi ki orada. Yuh. Boşluklara gel. Aman Shaqiri. Güzel. Beyler savunun. 1 puana razıyız deplasmanda. Hocam bitir. Pozisyon bitti. Arno'yla kaydım, olmadı. Abi artı 3 oldu be. Rezil hoca, artı 3 oldu be. Artı 3 oldu diyoruz. Şuna bak ya. Yani kalp krizi. Artı 5'te geldi, bitirdi. Tek puana razı oluyoruz. Torpilli topçu eleştirilerine mükemmel cevap veriyor burada Yunus Günver. Axel Gerrard, Tuyink için asistler. Yunus Günver 2 gol. Yine puan kaybediyoruz. Paris Saint-Germain farkı açıyor. 12 puan. Hatta maç eksikleri var. Şimdi onlara karşı oynayacağız. 5-0'ın intikamını alabilecek miyiz? Fenerbahçe Polo Antonopoulos'u satın alma opsiyonuyla kiralamak istiyormuş. Polo Antonopoulos yok ya, öyle vermem. Yunus Günver'i de teklif gelmiş. 1,5 milyon. Vay be. Yok. Konecim. Bilmiyorum, yetki vereyim de ne derler. Gönderelim bunları. Bu arada 5.liğe de gerilemişiz. Montpellier üzerimize geçmiş. Onlara karşı da oynuyoruz. Yani Avrupa'ya götürmek istiyorum bu çocukları en azından. İlk 4 hedefimiz. Huyunk için bu arada ilerleyince bir hafta boşluk vardı. 80'e gelmiş. Luka Evans da yükselmiş 73. Ama Ji Huilim harbiden 69'a bir demir attı. Orada takılıyor. Hiç yükselesi gelmiyor adamın. Bizimkiler gol krallığında gerilediler ya. Sefa 9, Yunus Günver ve Hüseyin Avcı ikisi de 8. Takım oyunu var bizde. Böyle teker teker parlıyor oyuncular. Jeremy Cousin hala 15 yaşında. Cardoso da geldiğimizden beri 15 yaşında. Moyoyo da 15 zaten. Ama bunların ikisi var ya. Oho, inanılmaz gelişecekler. Cousin zaten 2 maça çıksa 70 reytinge gelecektir diye düşünüyorum. Bu arada hala transfer yapmadım. Onu da farkındayım. Transferin son gününe de yaklaşıyoruz arkadaşlar. 50 kaç milyonumuz var? 53 milyonumuz var. Siz böyle yaşlı abilik yapabilecek oyuncular istemişsiniz. Ona da değinmeyi unuttum ben başlangıçta. Şöyle yaşlı kalecilere bir bakalım. Böyle 33 yaşı üzeri kalecilerde kimler var? 3. sezondayız. Hatta 34 yaş üzeri kalecilerde kimler var? 39 yaşında bir Handanovic abimiz var. Getirip oynatsak mı? Bizim Cihul'üme bir şeyler öğretsin mi? Joe Hart var 73 ratingde. Ratingi biraz düşük ama yine bizimkinden iyidir. 69'dan iyidir. Hugo Lloris var 84. Fransa'ya geri getirsek mi onu? Ben adamı buldum. Fernando Muslera. Tarihe geçecek bir oyuncu. Arkadaşlar abilik yapması için Muslera'yı bence getirelim. Cihul'üme belki öğretir. Türkçe de biliyor az çok. Gürkan Hoca'yı da tanıyor. Adam gibi adam. 4 milyon euro. Fernando Muslera 78 ratingde hala. 4.4 dedi Galatasaray. Kabul edeceğim. Fernando Muslera'yı getiriyoruz. Avengers takımımıza bir abi yapıyoruz. Ve şimdi Paris Saint Germain'e karşı da oynayacak Muslera. Sezon sonunda da zaten futbolu bırakıp bizim kaleci antrenörümüz olur. Rakibimize karşı 4-2-3-1 diye bir taktik oluşturdum. 4-2-3-1 dar. Görüyorsunuz Amos oynayacak. Amos çünkü defansif orta saha. Arno'yla beraber bakalım nasıl oynayacak orada. Bu formaları böyle yapıyorlar. Beni benden alıyorlar. Oha, Paris Saint Germain'in kaç tane forması var lan? Şu formasının olduğunu bile bilmiyordum. O kadar az oynuyorum ki PSG ile. Tamam abi. Geç abi. Oyna diyelim abi. Paris Saint Germain bizi 5-0 yenmişti. Şimdi intikam zamanı. Stada geldiğimizde Neymar dikkatleri çeken oyuncu. Gol kralı çünkü. 14 golü var. Sefa çok yavaşladı. 5 gol gerisinde kaldı Sefa. Kylian Mbappe ekranlarda. Ve Yunus Günver. Torpilli forvet. Torpilli topçu. Torpilleri patlatmaya hazır. Amos. Legend Sefa'ya güzel. Sefa ortası. Amos uzun boylusun. Süper. Ama çok sert kafa. Biraz törpülenmesi lazım Amos'un ya. Çok böyle şey, kazma. Bu arada Paris Saint Germain'de Leva'yı görüyorum ama nerede oynadığını çözemedim. Leva'yı ben ilk 11'lerinde pek görmedim. Şimdi Mbappe geliyor. Wilnicks'in yine müdahale yaptı ama alamadı. Luka Evans çok tehlikeli bunlar ya. Güzel. Şimdi kontra atak. Kontra atak müthiş gelişiyor. Hüseyin Avcı üstten gönder. Lan oğlum, Marquinhos'un kafaya gönder demedik ya. Biraz daha dibine gir ya şu topun. Oha, L1 üçgen geldi. Muslera kalesinde. Mbappe'ye izin vermiyor. Lim iyi izle. Lim iyi izle. Bak nasıl kalecilik yapılır. Aman aman aman. Hocam offside var ya, golü yedik sandım ben orada. Nordi Mukiele. Oyarzabal. Defansı iyi yapalım beyler. Uf, Oyarzabal'ı büküyor ya. Wilnickson'a bak sen. Bak pres geldi. Abbott. Çok profesyonelce mi çıktık derken Amos batırdı. İçine etti Amos. Lewandowski'ye engel oluyor Amos yalnız. Bu Lewandowski harbiden nerede oynuyor? Merkezde mi oynuyor? Ne yapıyor? Gerilerden geliyor sürekli. Amos büyük vücudu. Orada her şeyini kullandı. Yere yattı. Artık neresine çarptı bilmiyorum arkadaşlar. Yunus Günver Sabitzer'in içine daldı. İçinden geçemedi. Harbiden Lewandowski burada oynuyor arkadaşlar. Bunlar 4-2-4 oynuyor ya. İki tane orta saha var. Birisi Lewandowski, birisi Sabitzer. 2025'te kariyerine merkez orta saha olarak devam ediyor. Fena oynamıyoruz arkadaşlar. Onların bir pozisyonu vardı. Muslera bizi kurtardı. İkinci yarı haydi bakalım diyelim. Neymar'ı yine Kuşum indiriyor ama orada Tierney'e gitti top. Kuşum, ona da gösterseydin Neymar'a gösterdiğini. Bak ona ondan da aldı. Aha, Leva çıktı. Leva'nın yerine kim? Verratti giriyor. Şöyle dur. Arno zorladı. Arno'nun pasa gel. Huyunki yetişir misin? Huyunki için işte bu. 58. dakikada Arno'dan müthiş asist. Oha. Yes. Önüne süper aldı. Sağlam L1 üçgen Arno'dan. Burada Tierney'e sen bir kenara çekil. Reis. Huyunki için ya. Ta Seul'dan geldi, o golü attı. Tierney'e çok boş verdik. Ve Nixon. Var ya, orada golü yedik sandım yine. Şimdi Hüseyin Avcı. Şöyle bir mükemmel top oynadı. Huyunki içine. Huyunki için. Amos da orada. Amos'a doğru. Amos uzat abi. Uzat ya orada. Aman. Kontra atakta çok tehlikeli geldiler. Oyarzabal. O da tehlike. Mukiele. Neymar. Abbott. Alfie Abbott. Mükemmel oynadı bu bölümde ya. Kylian Mbappe. Bizim 5'li defansa geçmemiz lazım. 7 dakika kaldı. Aman diyelim. Marcos Llorente. Luka Evans. Süpersin. Luka Evans. Çok iyisin. Tamam. Wilnickson. Haydi beyler. Sefa. Verdi. Zaman geçirmeyi oynayalım mı? Yok. İkinci golü atalım Sefa. İkinci gole ne dersin? Sefa götürdü. Arkaya kesti. Neyse. Arno geldi. Neymar'a kaptırdı. Çok tehlikeli. Beyler geri gelin, geri gelin, geri gelin. Geri gelin. Gözünü seveyim, geri gelin. 90+1. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Arno burada. Neymar. Aa, Neymar ne yaptı lan? Muslera'ya gönderdi. Bak Muslera geldi. İlk maçında Paris Saint-Germain'e karşı gol yenmeyen maç çıkardı adam. Lime iyi öğretiyor. Paris'te yeniyoruz 1-0. 5-0'lık bir intikam yok ama. Amos'un orada güzel bir bloğu da vardı. Huyunk için de Sivas'a armağan etti o golü. Yalnız Arno'ya asist sayılmamış. Çünkü Huyunk için sanki rakipten söktüğü için öyle oldu da. Bence o asistti. Arno'nun asistini yediler. Felaket güzel bir galibiyet aldık. Aha. Bir rapor daha, bir de bu adam bir tane daha gönderdi. Maçtan sonra hemen bu haber var. Joseph Aduoma. Seni almıyorduk değil mi? Azikiwe, onu da geç. Obusu, bunu da geç. Bunu da geç. Agbeko, Sadami. Yeni oyuncu var mı? Edward Bavua. Bunu geç. John Bavua abisiyle gelmiş. Joshua Amokado. Joshua Amokado'yu alalım, kiralarız. İsminden hayırlı olduğu belli oluyor. Santrfor'muş bu arada direkt. 1.68'lik Santrfor Joshua Amokado. 35 bitiriciliği var. O yüzden düşük reytingi, yoksa fena değil çocuk. Direkt gol makinesi yapacağız. Bu çocuktan bir şeyler olur belki. Kone için yanıt gelmiş. 7.8 vermişler. Kabul edeceğim. Gönderelim gitsin bu diye değişik oyuncuların hepsini. Şimdi rakibimiz Montpellier. Hemen altımıza geçtiler şimdi. Şimdi rakibimiz Montpellier. Lille'i yakalamaya çalışıyoruz. Şimdi Arno yorgun. Çok yorgun hem de. Amos'la başlayalım orada o zaman ya. Renard'ı düşündüm de. Kalsın Renard. Bu arada Axel Gerrard için uzaktan şut çalıştır demişsiniz. Arkadaşlar zaten uzaktan şutları çalışıyormuş. Gölge santrfor. Hem şut var hem pas var. Dribbling var. Fizik gücü çok yok ama çok iyi. Çok beğeniyorum ya. Bu maçta ilk 11'de başlasın. Formalar falan iyi. Şu Merkelanz'a dikkat etmemiz lazım. Çok golü var. Geçelim Montpellier'e şimdi. Legend sen de bayağıdır suskunsun ha. Geldik maça ama Legend'ı pek göremiyoruz. Merkez ofansif orta sahadan aldığımızdan beri Sefa iş yapamıyor. Hemen şöyle bir talimatlarına bakmak istiyorum arkadaşlar. Dengeli genişlik sıkıntıymış. İçe kat edecek Sefa ve ileride kalacak Sefa. Arkaya da koşu yapacak Sefa. Bakalım şimdi böyle Sefa daha çok piyasaya çıkacak mı? Dikkat, Axel Gerrard defansa yardıma gelmiş var ya, maşallah. Şimdi Hüseyin, oha. Huyunk'i kaybetme. Ah kıl payı ya. Huyunk'i çizgiden ilerle. Boş ver, ilerleme, Hüseyin'e ver, güzel. Hüseyin. Kornerlerden de bayağı gol yok. Sefa bak, Alfie Abbott'la beraber bir şey yapın. Aha gol. Oo, dışarı. Marin Muslera. Yakın direkt Panter. Amos orta sahada iyi söktü. Amos'a bak, Arno'yu aratmadı orada. Hüseyin Avcı. Klasik atağımız hep Huyunk içinle gelişir. Huyunk için şöyle Yunus Günver. İşte bu. No torpil, no Choupo-Moting. Just dolphin diyor Yunus Günver. Huyunk için manyak besliyor abi. Süper orta yapıyor. Uff, Yunus süper. Bu arada bu golle Yunus sanırım Sefa'yı yakaladı şimdi. 9'a 9. Sefa, Yunus, Hüseyin yarışıyorlar. Amos yine söktü. Huyunk için roket gibi abi. Süper. Boşluktan yardırdı gidiyor. Huyunk için bekledi. Sakin. Axel Gerrard. Hadi abi. Huyunk için Mert Müldür. Aman Muslera. Abi Muslera. Bu Muslera. Öğreniyor musun Lim? Not ediyor musun? Not tut, not. Şu pozisyona bakın tekrar. Bakın. Muslera ayağıyla bir. Sonra Evans'dan sekiyor. Muslera yine uçuyor. Belki onların oyuncusuna çarpacaktı ama belki de çarpmayacaktı. Muslera manyak oynadı be. Axel Gerrard şöyle ara pası. Huyunk için ceza sahası dışından mı? Ay, biraz içine girdi. 86 reytingi değil de 60 küsür reytingi herhalde işe başladı orada. Neyse. Alfie Abbott. Omlen ya da. Merkelans. Kuşum. Ona çarptı, bir şeyler oldu. Muslera'da kalıyor. Berbat şut geldi orada galiba. Ben defansıma bakıyordum da adam aniden şutu verdi. Bu arada Hüso sal abi. Hüso yavaş. O Hüso'yu bozuyor. Huyunk için çok iyisin. Axel Gerrard. Ay hocam el yok mu? Aman beyler dikkat. Oo, Muslera yine kurtarıyor. Lim olsaydı şu an 3-1'di herhalde maç ya. Dikkat beyler. Muslera yine kurtarıyor. Yine Lim'in yiyeceği bir goldü ya. Aman 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 aman, adamlar feci bastırdılar. Aa! Lan adam nasıl gol yedi ya? Muslera o golü nasıl yedi ya? O kadar kurtarıştan sonra bu golü nasıl yeriz ya? Bu çok saçma geldi bana. Çok geç reaksiyon. Muslera bilmiyorum, anlamadım ya. Şimdi ya hep ya hiç taktiği arkadaşlar. Agresif top kesme, top kaybından pardon sürekli pres ve topa sahip olma. Sefa forvetimiz bu arada. Gerard, Sefa. Arno. Açıkta kim var? Yunus var. Yunus bu açıdan. Oo, çok kötü vurdu be. Oğlum maçı bitirmeye çalışıyorlar. Lan Sefa kendine hayrı yok ya. Sefa iyice ölmüş bitmiş. Sefa oğlum hastalandın mı? Sefa'yı uzman doktora falan mı götürsek? Ne yapsak? 1-1 bitti abi. Çok önemli maçtı. Neyse en azından altımızda kaldılar ama biz yükselemedik. Lille de berabere kalmış. İşte fırsat tepiyoruz. Şimdi de Lille'e karşı oynuyoruz. Arkadaşlar bu maçı da yapacağım ve öyle de bitireceğiz bölümü. Transfer dönemi sona erdi. Kimseyi kiralamadım. Yani kiralama teklifleri kiralık listesinde oyuncular olmasına rağmen gelmiyorlar kolay kolay. Ve burada bir güncelleme oldu galiba. Pek de bir şey değişmedi. Lille'i yenersek 3 puan gerilerine geliyoruz. Bu arada büyük fırsat teptik harbiden ya. Neyse rakip biraz yorgun. Biz daha da yorgunuz. Bu ne ya? Sefa'yı ben geri yerine koyacağım. Sefa'yı ne zamandır buradan aldık? Axel Gerard iyi oynamasına rağmen maç kazanamıyoruz doğru düzgün. O yüzden Sefa'yı tekrar yerine alıyorum. Takımın lideri. Lim hala 69'da takılıyor abi. Sol bekte Renard. Arno'yu yine oynatacağım. Arno 70'e yükselmiş bu arada. Çok hızlı gelişiyor. Yunus'un yerine Ramazan Kara'yı deneyeceğiz. Abaza'ya ilk 11 şansı vereceğim. 43+9, o da reyting artırmış. Geçelim son maçımıza Lille'e karşı. Hemen başladık, hiç uzatmadık. Iheanacho, Ruiz, Andre. Sanırım Yusuf Yazıcı sağ kanat oynuyor, sağ orta saha. Yusuf, Renard üstünde. Yusuf içeri çevirdi. Verbic. Aman Sumare, Abbott ama onlarda. Beyler dikkat. Andre, Muslera yakın direkten bırakmaz. Oo, offside. Ya ne golü ya? Bu nasıl bir gol? Defans neredesiniz beyler? Bak ikisi birbirine çok yapışmıştı orada ilk anda. Sonra ne oldu anlamadım ya. Çok boşluk verdik. İlk yarı 1-0 bitiyor. Yorgunluk çöktü bize. Arkadaşlar Abaza'yı çıkartıyorum. Onun yerine Yunus'u tekrar alıyoruz maça. Böyle devam. Abaza henüz hazır değil. Böyle büyük takımlara karşı özellikle hiç hazır değil. Sefa çok iyi. Sefa. Hareketler devam. Oo! Sefa şimdi bir plase. Ah. Girse var ya ne güzel olacak. Şimdi Sefa'nın asisti geliyor mu? Alfi Abut hadi be. Neyse şimdi gelecek arkadaşlar. 58. dakikayı bekliyoruz biz bir nevi. Sefa'nın korner. İkinci korner. Alfi Abut işte bu. Gelecek dedim. Sonunda ya. Sonunda geldi. Alfi Abut. Oh be. En kısa boylu stoperimiz ama en çok kafa vuran stoperimiz. Alfi Abut. Aslında Alfi Abut'un yerine Luka Evans olsa o da vurur diye düşünüyorum. O daha cüsseli, daha boyu fazla ama. Neyse 4. golünü atıyor Abut. Evans. Andre. Hocam bu nasıl goller ya? Yani F'ten püften goller yedik ya. İkisi de aynı F'ten püften gol ya. Şuna bak. Top sekiyor. Defans paylaşım berbatlaşıyor. Bir şey oluyor. Kademe hatası. Ne derseniz artık. Çok saçma sapan goller yedik bu maçta. Arno iyisin abi. Arno mükemmelsin ya. Hüseyin. Yunus. Hüseyin. Of. Sefa son anda. Yes. Mükemmel gol. Kaptan devam. Kaptan al o topu. Legend Sefa merkez ofansifte tekrar piyasaya çıkıyor. Ama Hüso da muazzam gördü. Uf, son anda. Sefa kaç maçtır gol atamıyordu ya. Son atak olabilir. 90+2. Minikyon. Destekte Renard var. Renard şöyle verdi. Yunus Günver. Yunus çevirdi. Aralardan Renard. Güzel. Renard. Hocam. Ne oldu orada? Renard ayakta kalamadı lan. Keşke pas verseydim. Kimi yendik? Sadece Paris Saint-Germain'i yenebildik değil mi? 3 tane beraberlik miydi? Yanılmıyorsam. Bu aralar çok zorlandık ya. Arkadaşlar bu aralar çok zorlandık. 45 puan. Lille 51 puan. 6 puan hala üzerimizdeler. Paris Saint-Germain 16 puana açtı farkı. Ey maşallah. Bizim şampiyon olamayacağımız zaten belli bir nevi. Joao Pedro gol krallığını ele geçirmiş. Sefa 7. 10 gole geldi. Yunus Günver 9. Hüseyin Avcı da bayağıdır atamıyor. O da 8'de. Huyunk için Sefa asist krallığında devam. Muslera geldi 3 tane maçtan bir tanesinde gol yemedi. Verimler artık çok eşitlendi gibi. Sefa son zamanlarda durdu arkadaşlar. Görüyorsunuz diğer oyuncular coşturmaya başladı. Özellikle Hüseyin Avcı ile Huyunk için ikilisi süper oynuyorlar. Axel Gerrard 3 gol 2 asist 5 maçta. Bir sonraki bölümde 2 tane Strasbourg maçı var. Birisi kupa, birisi lig ve belki Nice'i de oynarız. Artık bunlar kolay maçlar. Zor maçları geride bıraktık. Artık yükselişe belki o şekilde geçeceğiz. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Like butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.